İstanbul'da 20 milyondan fazla insan var. Ama bir yabancı olarak bazen kendimi çok kopuk hissediyorum. Türkiye'deki hayatı tam olarak anlamak kolay değil. Çok fazla kültürel farklılık var ve bazen bunaltıcıydı. Mesela bugün sokakta davulcular tarafından uyandırıldım. Saat sabahın beşiydi gibi. Ve ben çok şaşırdım, bu ne olduğunu hiç bilmedim. Ama bugün fark ettim, Ramazan başladı. Bu çok özel bir gün ve benim için çok şey öğreneceğim anlamına geliyor. Ramazan hakkında, iftar hakkında, sahur, her şey hakkında. Benim için çok ilginç. Çok öğrenmek istiyorum ama ben yalnızım ve bu orada hiç öğrenmeyeceğim. O yüzden benim arkadaşıma sordum, ne yapabilirim, nereye gidebilirim, yardım et bana. Arkadaşım belediye için çalışıyor ve bana bir kadın buldu, adı Fadime ve beni iftara misafir olarak kabul etti. Fadime hakkında pek bilgim yok, İstanbul'da yaşıyor, Adanalı, 4 çocuğu var, baba yok. İyi bir misafir olmak istiyorum, o yüzden ben Migros'a gideceğim, birkaç yiyecek alacağım ve oraya getireceğim. Hadi gidelim. Şimdi Migros'tayım. Eşme Migros, en büyük Migros buldum İstanbul'da. Gerekli olan her şeyi aldım. Ekmek, erişte, mercimek, pirinç, sebze, meyve, tavuk, et, abu cubur ve oyuncaklar çocuklar için. Buna sevineceklerini duydum. Bu yüzden mümkün olduğunca çok aldım. Ya hepsi ne kadar bilmiyorum. Belki 2000. Çok şey aldım. Bugün inşallah güzel iftar yapacağız. Ben çok heyecanlıyım. Çok gerginim çünkü hata yapmak istemiyorum. Çok fazla kültürel farklılık var ve biraz merak ediyorum. Ramazan çok yeni bir şey benim için çünkü Almanya'da bu gibi bir şey yok. Ve bu akşam ilk defa böyle iftar yapacağım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Gidip onunla tanışalım. Baklava aldım, ben hazırım. Limon ile 30 dakikalık bir yolculuktan sonra evlerine vardım. Çok heyecanlıyım. Nereye? Merhaba. Nereye? Burada, tamam. Sarı. Teşekkürler. Merhaba. Sen kimsin? Ben kızım. Adın ne? Elif. Çok memnun oldum. Önümüzdeki 24 saat Fadime ile yaşayacağım. Bana hayatını gösterecek, oruç ve Ramazan hakkında daha çok şey öğreneceğim. Ayrıca onun hayat hikayesini öğreneceğim ve bunun Türkiye'deki birçok insan için gerçek olduğunu anlayacağım. Ben 18 yaşında evlendim, 19 yaşında anne oldum. Tabii 20 yaşında üstüme kuma geldi. Başka kadın bebek hamile bıraktı, 7 aylık, babası güldü. Dedi, beni evleneceksin dedi İlahi'de. O da evlendi onunla, mecbur kaldığı için tabii. Ondan sonra tabii pişman oldu evlendikten sonra. Ben de pişman olmuştum. Çünkü çalışmayan bir adamdı. Yani baba olmayan bir insandı. Belirli süre sonra ayrıldık tabii onunla. Ayrıldıktan sonra bazı sebeplerden dolayı, yani zaten kadınlara pek çok oluyor, televizyonda görüyoruz. Teyzemin oğlu bana aşık olmuş zaten. Çocukluğumda beni seviyordu, beni peşin bir türlü bırakmıyordu. Ya benim olursun ya kara toprağın olursun diyordu. Tabii polislere falan gidiyordum da serbest bırakıyorlardı onu. En son evin içine geri silah sıktı. Hani ya öleceksin ya benim olacaksın diye diye. Ben de eşimle o zaman konuşuyordum. Tabii onunla evlendim. Çok şükür mutluyum. Hiçbir sorun yok. Ben Fatih Sincar, 30 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. Maşallah. Bütün yiyecekleri evin içine getirdik. İftara çok uzun bir süre kalmamıştı. Biz de acele ettik. İftar ne zaman? 1,5 saat sonra. Tamam. Ben oruçlu. Şimdi hazırlanıyoruz. Ben yemek yapmak istiyorum. Tamam yapar. Birlikte her şeyi açtık ve yemek yapmaya karar verdik. Sen hiç görmüş müsün? Asma ağacında. Bunların asması var. Her şeyi anlamak benim için gerçekten zordu çünkü hala Türkçe öğreniyorum. Birlikte yaprak sarma hazırlamaya karar verdik. Asması var. Çikolatmış mısın?
Bu da nasıl oluyor? Ağaçtan böyle asma ağaçları oluyor ya. Evet. Onları yap, aynen. Lezzetli. Daha taze. Daha taze, güzel. Evet. İşte ondan olsaydı sana ondan yapalım. Ne zaman İstanbul'a geldiniz? 2 yıl oldu. 2 yıl? Evet. Güzel mi burada? Güzel değil. Adana'da güzel. Adana'da hayat ne kadar farklı buradan? Adana'da hayat çok ucuz. Burası çok pahalı. Adana güzel. Yollar yokuş değil. Biraz sıcaklığı var. Ama oradan her türlü kendine bakabilirsin. Ama güzel yani. Ama Adana'yı da çok seviyorum. Çünkü doğduğum yer. Doğduğum toprak. Anne baba yok. Hepsi Adana'da. Gerçekten. Ben de yabancıyım burada. Senin gibi. Benim gibi, evet. Sen bunu böyle oymasını biliyorsun. Evet. Aslında dünyanın en iyi aşçısı değilim ama kendime iftar için en iyi yemeği yapmaya çalışacağıma söz verdim. Tamam, yapabilirim. Yapmışsın değil mi? Hiç yapmadım. Yapmadım. Bak böyle. Tamam. Bunları böyle. Evet. Çıkartıyorsun. Tamam. Böyle. Okey. Kelimeler olmadan bile birbirimizi daha iyi tanımanın harika bir yoluydu. Büyük dolma olacak. Bu gibi mi? Öyle. Oldu. Kaç puan veriyorsun bana? Valla yani ilk yapmama rağmen sana 9 puan veriyorum. Ben 4 yıl önce buraya geldim. Annem, baba ve kız kardeşim, herkes Almanya'da hala. Antalya çok güzel. Adana da güzeldi. Yemek en güzel Adana'da. Upsi. Ben sana çok seviyorum. Çok seviyorum. Sen? Ya Allah da sen herkes seviyorum. Valla sen de gerçekten Türkiye'deki yemek harika, mükemmel. Neden İstanbul'a geldiniz? Fadime'nin oldukça hareketli ve duygusal bir hikayesi var. Güvenlik nedeniyle videoda kesin bir detay söylenemez. O zaman biraz daha yaprak sarmadan bahsedelim. Onu hazırlamak gerçekten kolay değil. Ben çok heyecanlıyım çünkü bugün ilk defa iftar. He. Yaşıyorum. Bu gibi mi? Böyle etle çok güzel oluyor. Evet. Hangi tarafa? Diğer. Bu. İyi yemek hazırlamak gerçekten uzun zaman alıyor. Yoruldun? Yok iyiyim. Bu gibi. Valla eline sağlık, gerçekten de ben de daha güzel yapıyorsun. Yok ya. Gel sen yap. Bana öğreteyim. Tamam. Sonra yeni bir yöresel yemek öğrendim. Puding ve kurabiyeden yapılmış bir pasta. Bunu kesinlikle gelecekte tekrar yapacağım. Pastayı hazırlarken kurabiyelerden birini yiyordum. Bunu fark ettiğimde çok şok oldum. Bu aile ile oruç tutmak istedim ve iftara 20 dakika kala başarısız oldum. Fark etmedim. Elim böyle şey kesilmiyor ama şey oluyor, böyle ağrıyor. Yanlış geldin mi? Ne? Ha. Ne oldu? Ne oldu? Şey Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yemek hazırlayacağız. İrsa nasıl? Ay, yemek programı gibi oldu yani. Emin yanmazdı mı? Bismillah. Çok iyi görünüyordu, harika kokuyordu. Gerçekten denemek istedim. İkisini, bir tanesini şuraya atıyorsun, diğerine bunu alıyorum, diğer daha şöyle. Ne dediğinin tam emin değildim ama bu şal tarzını denemek istedim. Bu Adana tarzı mı? Bu Adana, Adana'daki herkese diyor. Teşekkürler. Şimdi ben de Adanalıyım. Kolay da getir. Çok güzel olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi iftar zamanı. İlk önce su içiyoruz. Evet. İlk önce su içiyoruz. Sonra hurma. Tamam. Peygamber Efendimizin sünneti. Şükürler. Afiyet olsun. Şükürler. Bismillah. Bismillah.
Orucun sadece ilk günüydü ve kendimi çok iyi hissediyordum çünkü ben de heyecanlıydım. Ama ilk bardak su ve hurma bana çok büyük bir rahatlama hissi verdi. Saat kaç şimdi? Saat kaç? Saat kaç? Sadece ben onları anlamakta güçlük çekmedim, onlar da bazen beni anlamadılar. Sana tabağı katayım, hayır tabak getireyim. Gerek yok. Şalgam çok soğuk. Ha, evet. Şalgam, Adana'nın milli içeceği. Bu içkiye saygı duyuyorum ama ilk deneyimim iyi bir anı değildi. Bu yüzden şimdilik şalgamı atladım. Kola doldurayım. Kola, evet. Wow. Güzel. Çok iyi. Evet. On numara bence. Ben 10 puan veriyorum. Ben 100 bin. Sen yaptın. Yok, sen yaptın. Ya, 5. Beraber yaptık. Ramadan'da kurallar neler diyor? Ramazan'da kural ne? Kural mı? Kural? İftar. Sahur. Kural. Hayır. Kurallar. Bak. Kurallar. Bakın. Bak. Yazabilir misiniz? Evet. Kurallar. 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 Mesela. Namaz kılmak, Kur'an okumak. Daha nazik olmak. Bu gibi. Hangi kurallar bir var? Bir şey öğretmemek, bir de ezan okunana kadar yemek yememek. Ezan okunana kadar yemek yememek. Aha. Fırıtmamak. Niyet etmek. Namaz kılmak ve Kur'an okumak. Ben arada sizi alacağım. Çok lezzetli. Çok teşekkürler. Dünyanın en iyi öğretmensin sen. Çok eğleniyorum. Çok fazla yemek vardı, hepsini yemedik, yarına bırakılacak. Yemekten sonra Elif ile oynadım, ayrıca dua zamanıydı ve tabii ki çay saatiydi. Daha sonra Türkiye ile Almanya arasındaki bazı farklılıklardan bahsettik. Türk kahvesi çok popüler Almanya'da. Das Kaffee çok beğenmiyoruz. Çay şikayetleri onda yapayım. Anlamadım. Yapacağım sana Türk kahvesi. Evet. Çok güzel. Ünlü Türk oyuncu Kemal Sunal ile Garip filmini izledik, sonra pudingli pasta yedik. Kim yaptı? Ben yaptı. Harika. Sana öğrettim, ona hemen öğrettim. Şimdi kahve içiyoruz. Ooo, çok iyi. Bir süre sonra çocuklar kendilerini daha rahat hissettiler ve yakın arkadaş olduk. Çok acı çekmeme rağmen. Ölüyorum burada. Arkadaşlar bu gibi. Aa, çok güzel. Süpersin. Süperim. Gece yarısı civarındaydı, gerçekten çok yorgundum ve ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Uyumayacaklar mı? Ne zaman uyuyacağız? Ne zaman yemeği bırakacağız? Plan nedir? Normal bir insan gibi uyumaya karar verdim. Ben hazırım gece için. Ne zaman uyanıyoruz? Saat 4'te seni alırım. Saat 4. Sen de. Tamam. Ben yandırım, ben işlerim var, biraz temizlik falan yapacağım. Gerçekten. Ben yatmam şimdi, uykum gelmiyor. Tamam. Ben sabah saat 5.30 olunca yatarım. Tamam. Teşekkürler. Ben seni yatırayım. Şimdi saat 12 ve ben yatıyorum biraz çünkü 4 saat sonra biz uyanıyoruz sahur için. Gerçekten ben çok rahatım burada, çok mutluyum. Herkes çok nazik ve yemek mükemmeldi. İnanılmaz güzel tecrübe benim için. İyi geceler. Onlar beni sahur için uyandırana kadar uyudum. Neden bilmiyorum ama kırmızı ışık yanıyordu. O kadar yorgundum ki beni rahatsız etmedi ve tekrar uyanana kadar uyuyakaldım. Saat 3.40 uyanmam lazım. Wow.
Kafam çok karıştı, gecenin ortasıydı. Daha birkaç saat önce yedik ve şimdi tekrar yiyeceğiz. Hala doydum, çok yorulmuştum. Dua etme zamanıydı, sonra yemek yedik ama pek bir şey yemedim. Birkaç soru var senin için. Ramazan ne demek? Ramazan Kadir Gecesi'nin başlangıcıdır. Kadir Gecesi biliyorsun herhalde. Tüm aylardan en hayırlı olanıdır. İyiliğin, beraberliğin. İnsanın kalbi temiz oluyor o zaman. Kurban olduğum Rabbim o zaman bütün günahları affediyor. Yani affın gecesi oluyor. Hani az önce de söyledim. Bütün ruhu temizliyor. Oruç tuttuğun zaman hani söylemekle olmuyor. Yapmak gerekiyor, tutmak gerekiyor hani. Biraz zorlukları var ama insanı rahatlatıyor bayağı. Çok güzel bir şeydir. Sahur için farklı şeyler vardı. Örneğin peynir, yumurta, tahin, çay, lavne, çikolata, hurma ve bir az sosis. Televizyonda Ramazan'a özel program vardı. Nasıl hissediyorum? Ben gerçekten aşırı yorgunum. Ama güzel. Çok güzel. Şimdi saat 4:30 biz sahur yaptık. Şimdi temizliyoruz ve sonra uyuyacağız. En azından ben öyle düşündüm ama uyku vakti değildi. Şimdi oturuyoruz, ezanı bekleyeceğiz. Namaz kılacağız. Ne zaman? Saat 5'i geçer. 5:30 gibi. Bir saat sonra. Bekliyoruz şimdi. Evet. Tamam. Sen yatarsan ben bekleyeceğim. Hayır. Ben de bekliyorum. Şimdi saat 5 ve Twister oynuyoruz. Çok iyi. Bazı oyunlar oynadık ve kuralları anlamaya çalışan tek kişi bendim. Hava ya kaldı. Zaten elin ya da ayağın havadaysa önce... Bu devirde oyun oynamak gerçekten çok zordu. Özellikle fiziksel aktivite içeren bir oyun. Çok yorulmuştum. Ardından çöp ayrıştırma oyunu oynadık. Harikaydı. Su içiyoruz. Bismillah. Bu ertesi gün için son suydu. Gerçekten uyuma zamanının geldiğini düşündüm ama daha çok oyun oynadık. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Burada. Dur ben anlamadım. Dur. Hayır. Umut ya bastık. Belki de uyku saatini bildirmek benim görevimdi. Arkadaşlar. Hadi. Ben yandım. Uyku zamanı şimdi. Git uyu. Sen bebeksin. Oyun uykudan daha önemliydi. Bunu ben yenirim. Bunda üç... Hani ben yapmasam diyelim. Ezan ne okudu? Yemek yemeyeceğiz. Şimdi okunacak namaz için. Gerçekten çok geç olmuştu ve sonunda uyku vakti gelmişti. Çok uzun zamandı bu kadar uzun süre uyanık kalmamıştım. Saat 12:30. Kalkıyoruz şimdi. Çok iyi uyudum. Tamam. Teşekkürler. Güne oruçlu olduğumuz için kahvaltı ile başlamadık. Bunun yerine dışarı çıktık ve bir çocuk oyun alanında oynadık. Ben çok açtım. Çok susadım. Saat 14. Çok açtım. Ayrılmadan önce küçük bir ev turu yaptık. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Buyurun. Burada ne var? Burada oturuyoruz. 4 kanepe var. Evet. Televizyon var. Televizyon çekip yok. Çamaşır var. Kinesi var. Evet. Evet. Burada yemek var. En önemli bir şey. Burada yemek yapılıyor. Evet. Bu ne demek? Ocak. Yerek. Burada ne var? Çocuklar burada yatıyorlar. Yatak var burada. Evet. Şurası gelin. Burası değil mi? Küçük merhaba. Bu ne lan? Çok diyor bir yasa çocuklar. Kıyafetler var. Çocuklar da akıtmış buraya. Çıkmecinde var.
da tuvalet figü var. Bu da banyo var. Gel benimle. Türk banyosu mu? Asıl şey. Evet, zaten Türk banyosu. Bu bir küvet. Evet. Küvet? Küvet. Küvet. Bu da tuvalet figü var. Tuvalet var burada. Bu tuvalet. İşte ben eğer demeseydim, hani şimdiki hukumam var ya, evlendiği kadın. Ben dedim neden hani beni sevmediğini söyledin? Eğer ki ben seni sevmediğimi söyleseydim seni sevdiğimi, yani bana bakmazdı. Ondan sonra seni sevmediğini söyleyeceğim ki ne, hani benimle konuşsun diye. Genelde erkekler böyle kadınları mesela kandırıyorlar. Yapmayın, yuva yıkmayın. Olan çocuklara oluyor, yazıktır. Bak mesela benim 4 çocuğum babasız kaldı, yuvamı yıktılar. Yazık değil mi? Bir de ben daha 2 yıllık evliyken yani. Severek de evlendik yani. Allah hakkımızı bırakmasın. Hani genç kızlara söylüyorum, evli barkı erkeklerle de evlenmeyin. Ve İstanbul'da nasıl para kazanıyorsun? İstanbul'da nasıl para kazanıyorsun? Eşim çalışıyor, ben yiyorum. O çalışıyor, ben yiyorum. Uh-huh. Bir de sosyal yardımda da mesela destek falan alıyorum. Evet. Öyle bir de çok şükür yani. Kimseye muhtaç değiliz, aç değiliz, açıkta değiliz. O bize yeterli. Uh-huh. Bana hayatını gösterdiği için Fadime'ye teşekkür etmek istiyorum. Bana Ramazan'ı ürettiğin için teşekkür ederim. O 24 saat içinde hayat hakkında okulda öğrendiğimden daha fazlasını öğrendim.